Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli DPT takipçilerimiz, İlmihal derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dersimiz 21.15'te başlayacak. Öyle bir duyuru yapmıştık. 10 dakika var. 10 dakika boyunca açıklamamız gereken, bulunduğumuz dersin konumu itibariyle yapılması gereken, zikredilmesi gerekenleri zikredeceğiz ve dersimiz başlayacak, vaktinde başlayacak Allah nasip ederse. Değerli hocalarım, biz İlmihal dersinde DPT'de fıkıh ve ilmihal diyorlar. Şimdi bazı DPT ve MBSD'de kitaplarını takip ediyorum ben, ki tamamını takip ediyorum piyasada çıkmış olanları. Diyorlar ki işte fıkıh ve ilmihal. Fıkıh ayrı bir şey, ilmihal ayrı bir şey. Fıkıhdan kasıtımız fıkıh usulüdür. İlmihal'den kastımız Diyanet İşleri Başkanlığı 2 ciltlik İlmihal kitabından, İman ve İbadet, İslam ve Toplum kitaplarından sorumlu olduğumuz kaynak kitaptır. Fıkıh usulü demek, İslam hukuk ilminin esasları, zaman zaman içine İslam hukukunun da dahil olduğu ticaret hukuku, miras hukuku, borçlar hukuku, aile hukuku, sonrasında İşte fıkıh usulündeki kavramlar bunlardır. Bu ayrıdır. Fıkıh usulü ayrıdır. İlmihal ayrıdır. Nedense bazı kitaplarda fıkıh ve ilmihal. Oldu mu? Olmaz. Kelam ve akaid yazıyor. Ya onu geçtim, ben bir kitapta gördüm. Dinler tarihi ve mezhepler tarihi diyor. Dinler tarihi farklı bir şey. Mezhepler tarihi farklı bir şey. Bu adam bu alanda kitap yazmış. Dinler tarihi ile mezhepler tarihi aynı bir şey değil. Fıkıh usulü farklı bir şey konu itibariyle. İlmihal farklı bir şey. Şimdi biz ilmihal dersindeyiz. DPT orta öğretim, DPT tüm alaylar ve yine MBSTS sınavından Diyanet sınavları olarak yazdığımız duyurusunda bu dersimiz, değerli hocalarım, ilmihal, ilmin hale geçmesi. İlmihal dersinde 3. ilmihal dersini gerçekleştiriyoruz. Bir önceki kaydedilmemiş teyemmüm ve gusül, onu tekrar ilerleyen safhalarda müsait olduğumuz zaman yeniden telafi dersi yapacağız. İlmihal dersi 3. dersimiz, bu dersimiz ve bu dersimizde namaza giriş yapacağız. Namazın çeşitlerinden bahsedeceğiz. Namazın mahiyeti ve önemini anlatmama gerek yok. Ve ikame's-salah ve ite'z-zekah ayet-i kerimelerle namazın önemi zaten aktarılmış. Hadis-i şeriflerle de vurgulanmış. Namazın çeşitlerinden bahsetmemiz gerekirse, değerli hocalarım, namaz çeşit olarak, dersimiz tam saatinde başlayacağı için arkadaşlarımız bu sebepten dolayı 21.15 demiştik. Buraya kadar bir onları bir bekleyelim. Saatimiz doğru bir şekilde 21.15 olarak belirlendiği için ona riayet edelim inşallah. Değerli hocalarım, peki fıkıhtan DPT'de ne kadar soru çıkıyor hocam? Fıkıh usulünden, ilmihalden ne kadar soru çıkıyor? Fıkıhta ayrı, ilmihal ayrı. İlmihalde zaten bilmemiz gerekenler açıklanacak, anlatılacak. Taharet bölümünden başladık ve böylece sorularda tabii ki de direkt bir din görevlisi adayının, Kur'an kursu öğreticisi adayının, çünkü burada namazla ilgili, abdestle ilgili durumlar var. İlmihal ile ilgili kavramları kesinlikle ama kesinlikle imam adayının, din kültürü öğretmeni ÖABT, o farklı bir alandan çalışacağız, veya Kur'an kursu öğreticisi adayının kesinlikle ama kesinlikle biliyor olması gereken, bu alana hakim olması gereken, sınavda soru kaçırmaması gereken bir alandayız. Dersimiz başlamadan önce ben kenara bir çekileyim. Arkadaşlarımız dersin fotoğrafını çeksinler. Muzaffer hocamın dediği gibi, Hüseyin Sadıç hocam, saygılar, sevgiler ve selamlar. Cemil Ortak hocam, evet, dersimiz biraz sonra başlayacak. Arkadaşlarımızın yerini almasını bekliyoruz. Hocam, bundan sonra hangi ders olursa başlık olarak da öyle yazarsanız çok iyi olur. Devam videoları indiriyorum diyor. Evet, İbrahim Çelik hocam. Kıymetli hocalarım, bu dersimiz şu anda, hayırlı akşamlar demiş Murat Sütçü hocam. Hayırlı akşamlar hocam.
Rejimiz yok arkadaşlar. Rejimiz şu anda başka bir yerde. Dersimiz başlasın. Çankırı'ya Halil Özgen hocama saygı, sevgi ve selamlarımı sunarım. Değerli hocalarımız, önemli bir ders, not alınız. İlmihal kitabında ne takip ediniz? Namaz, namazın çeşitleri, kime göre, neye göre çeşitleri? Namaz çeşitleri nelerdir? Mülakata girdiniz. Diyelim ki bir mülakat sınavındasınız. Size dediler ki namazla alakalı bilinmesi gerekenleri bir özetle falan dediler, diyebilirler. Siz namazın ilk öncelikle öneminden kısaca, sonrasında da çeşitlerinden ilmihal olarak, sonrasında bazı kavramlardan onun sorusuna göre cevabı yönlendireceksiniz. Evet, dersimiz 2-3 dakika daha var. Tabloda bu şekli ben çizdim. Bizim daha önce 4 mezhep ilmihal olarak kitaplarımızda var olan bu 4 mezhep ilmihalde işliyoruz. Ama siz ilmihal, Diyanet ilmihali elinizde varsa başka bir şey almanıza gerek yok. İlmihal olarak başka bir kitap almanıza gerek yok. İlmihal kitabında 1. ciltte ibadetler bölümünde burada zaten biz de oradan anlatmaya çalışıyoruz. Değerli hocalarım, kıymetli meslektaşlarım, değerli arkadaşlarım, faydalı oluyordur inşallah dersler. Faydalı olacağını ümit ediyorum. Yani faydalı olacağı konu itibariyle DPT'de başarılı ve MBSTS sınavında 2018 ve 2019 yıllarında konu itibariyle ve soru şekli itibariyle başarılı olmuştuk. İnşallah 2020'de de daha büyük bir başarı konu yaklaşımıyla bekliyoruz inşallah. İlmihal dersi namazın çeşitleri bölümüyle arkadaşlarımız yerini aldıysa ben de kenara çekilerek son bir fotoğraf paylaşarak bildirim gelmeyenlere bildirim gelir inşallah. Evet. Hocam demiş ki Ali Acar hocam Kula'dan selamlar. Manisa Kula'ya biz de selam gönderiyoruz. Memleketimiz sayılır. Aleykümselam hocam. Evet. Değerli hocalarım, namazın çeşitleri. Namaz Hanefi mezhebine göre 3 kategoride, Cumhur'a göre 2 kategoride incelenmektedir. Neden hocam böyle? Yani Hanefilerce namaz, Hanefilerde vacip kavramı var biliyorsunuz. Vacip kavramı olması hasebiyle vitir namazı gibi, bazı namazlar, bayram namazı gibi ileride göreceğiz namaz çeşitlerinde. Orada vacip kategorisi Hanefilerde olması hasebiyle, cumhurda böyle bir kategori olmaması sebebiyle Hanefiler namazı farz namazlar, vacip namazlar, nafile namazlar olmak üzere 3 kategoride, cumhur ise farz namazlar ve nafile namazlar olmak üzere 2 kategoride inceliyor. Biz bunu bilmemiz yeterli şu anlık. Şimdi namazın farzlarını ben tahtaya yazdım. Bildiğimiz şeyler ama burada bilmediklerimiz olabilir. Şurutu salat dediğimiz şey ne? Şurut namazın şart dışındaki namazın şartları. Şurutu salat. Yani bunlar ne demek? Hadesten taharet, necasetten taharet, setri avret, istikbali kıble, vakit ve niyet. Namazın rükünleri dediğimiz erkan-ı salat. Bunlar da iftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, sücud, secde, yani kade-i ahire. Şimdi bunlara ilaveten birkaç cümle kullanmak gerekiyor. Değerli hocalarım, bir de bununla birlikte bilmemiz gereken tadil-i erkan dediğimiz bir kavram var. Tadil-i erkan namazı usulüne göre namazın kılınması gerektiği şekliyle nasıl kılınması gerekiyorsa o şekilde kılmak, geçiştirmemek. Yani namazı istenilen şekilde kılmak. Tadil-i erkan. Burada bir hüküm var. İmam Muhammed Hanefilerden ve cumhura göre tadil-i erkan namazın farzdır yani. Tadil-i erkan farzdır, rükün kısmındadır. Hanefi ve İmam Yusuf burada vacip kategorisinde değerlendirmektedir. Huruç bisunih ne demekti? Bu kavramlar önemli. Kişinin kendi isteği ve fiiliyle namazdan çıkmasına huruç bisunih deniliyor.
Namazın farzları, hadesten taharet. Hades genel olarak hükmü kirlilik. Hadesten taharet de bu hükmü kirlilikten temizlenmek demek. Necasetten taharet. Necasetten taharet, vücut, elbise, namaz kılınacak yer. Vücut, elbise, namaz kılınacak yer temiz tutulmalı. Setri, avret. İnsan vücudunda başkası tarafından görülmesi ayıp veya günah sayılan yerlere setri, avret, avret sayılan yerler bellidir. Kadınlarda da bellidir, erkeklerde de bellidir. Onların örtülmesi setri, avret. İstikbali kıble. İstikbali kıble, namaz kılarken kıbleye yönelmek demek. Biliyorsunuz vakit, her namazın belli zaman dilimlerinde yerine getirilmesi gereken bir zamanı var. Bu itibarla farz namazlar için vakit şarttır. Her bir farz namaza bağlı sünnet namazlar, vitir, teravih ve bayram namazları içinde vakit şart mıdır? Tabii ki de şarttır. Eda kavramı neydi? Eda, namazı vakti içinde kılmak. Kaza, bir farz namazın vaktin çıkmasından sonra kılınması. Kaza namazı sadece 5 vakit namaz ve bir de vitir namazı için söz konusudur. Kaza namazı. Değerli arkadaşlar, kaza namazını hangi namazlar kazaya kalır? Hangi namazlar kazaya bırakılır? Cuma namazının kazası var mı? Cuma namazı ve bayram namazlarının ve sünnet namazlar kaza edilmezler. Tekrar söylüyorum. Cuma namazı, bayram namazı ve farz olan namazların sünnet olan kısımları sabah namazındaki durum, namaz sabah namazında anlatılacak. Geri geldiğinde onlar sünnet namazlar kaza edilmezler. Kazaya kalan namazlar, hangi namazları kaza edebilirim? 5 vakit namaz ve bir de vitir namazı. Değerli hocaların, vitir namazı kazaya kalındığı zaman kılınacak mı? Kılınacak. Şöyle sorar. Namazla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cuma namazının kazası olmaz. Onun yerine öğle namazı kılınır. Bayram namazının, hanefiye göre söylüyorsam, kazası olmaz. Vitir namazının kazası olmaz der. Yanlış bir bilgi. Hanefi ekolüne göre vitir namazı kılınmamışsa kazaya kaldığı zaman kaza edilmelidir. Şimdi bunları şuraya açıkladık. Bir de Erkanü Salat'ı açıklayalım. Erkanü Salat neydi? Namazla ilgili bilinmesi gereken diğer rükünleri, yani namazın içindeki rükünler. Yani biz öğretiyoruz ya, yaz Kur'an kursuna, işte dışındaki farzlar, içindeki farzlar. Ama buna İlmihal derinde, DPT adayında böyle bilmeyeceksin. DPT adayında şurutus salat olarak tanınacaksın, erkanus salat olarak diyeceksin ki sınavda sana numaralı ifadelerden hangisi şurutus salattan değildir dediği zaman, şurutus salat neydi ya? He, sınavdan sonra hocam o namazın şartlarıymış ya demeyesin. Şurutus salat burası, erkanus salat burası. İftitah tekbiri, onları ileride açıklayacağız. Kıyam, ayakta durmak. Kıraat, Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm okumak. Okunması gereken rükû, rükûya gitmek. Secde vaziyetinde. Kade-i Ahire'yi de zaten bunun Kade-i Ula, Kade-i Ahire diye zaten kısımlara ayırıyor. Şimdi ben burayı sileceğim. Değerli hocalarım, buraları zaten biliyoruz. Bildiğinizi de biliyorum. Ancak hatırlatmak istedim. Şimdi biz namazla ilgili birkaç tane sınavda karşımıza çıkabilmesi muhtemel kavramlar üzerinde durmak isterim. Onlar nelerdir? Değerli hocalarım, onlar şunlardır. Bu kavramlar, yazacağım kavramlar önemli kavramlar. Lütfen dikkatle dinleyiniz ve bilinmesi gereken kavramları. Bir, mektube. İkincisi mesnun. Üçüncüsü revatip.
Bir diğeri regaib. Namazla ilgili kavramlar bunlar. Ve bir diğeri de nafile. Bu kavramları lütfen not alınız. Kitabınızda olmayabilir. Birçok MBSTS ve DPT sınavında da kitaplarında da bu kavramlara rastlayabildikleriniz varsa ne ala, rastlayamadıklarınız varsa sınava bu kavramları bilmeden girmeyiniz. DPT tüm adaylar ve MBSTS. Mektube, değerli hocalarım, mektube demek Allah'ın farz kıldığı namazlar demek. Güzel. Mesnun, Hazreti Peygamber'in sünnetiyle sabit olan namazlar. Olan namazlar. Revatip ne demek? Revatip, tertipten geliyor. Vakit namazları yanında düzenli olarak kılınan sünnetler. Regaib neydi? Regaib, Allah'a yaklaşmak ve sevap maksadıyla ayrıca kılınan namazlar. Nafileye ne diyoruz biz? Farz ve vacip dışında fazladan yapılan işler. Evet, bu kavramlara ilaveten benim bilmem gereken sınavdan önce muhakkak bilmem gereken birkaç tane daha kavram var. Ona dikkat ediyorum. Tagliz. Nedir tagliz? Bir de ne var? İsfar var. Bunlar çıkıyor arkadaşlar. Bir de ibrat var. Bunlar da namazla alakalı. Peki hocam çıktı mı daha önceki yıllarda? Tabii ki de çıktı. Değerli hocalarım, burayı biliyoruz. Mektube, tekrar söylüyorum, Allah'ın farz kıldığı namazların İlmihal dilindeki kavramsal karşılığı. Mesnun, Hazreti Peygamber'in sünneti ile sabit olan namazların genel kavramsal karşılığı. Revatip, vakit namazlar yanında düzenli olarak kılınan sünnet. Revatip, tertip, düzen. Vakit namazlar yanında ben hangi namaz kılıyorum? Sabah namazından önce mutaat olarak her sabah namazında sünneti var, 2 rekat. Öğle namazından, farzından önce 4 rekat sünneti, farzından sonra 2 rekat son sünneti. İkindi namazının farzından önce 4 rekatlık sünneti. Ya akşam namazının farzından sonra 2 rekatlık sünneti. Yatsı namazının farzından önce 4 rekatlık, farzından sonra kılmış olduğum 2 rekatlık sünnet namazlar, ilmihal literatüründe vakit namazlar yanında düzenli, revatip, tertipli kılınan sünnet olan namazların literatürdeki kavramsal karşılığı. Regaib, Allah'a yakınlaşmak için ayrıca benim moralim bozulduğunda veyahut da abdestliyken, camiye geldiğim an vakit de varken, mekruh vakitler yokken, olmamışken, namaz kılmak istediğim an kaza namazı dışında Allah'a yakınlaşmak adıyla kıldığım namazların regaib namazı. Regaib diyor. Literatürde buna regaib deniliyor. Regaib kandiliyle bir alakası yok. Nafile, farz ve vacip dışında fazladan yapılan işler demek. Taglise gelelim. Taglis ne demek? Sabah namazını fecr-i sadık doğarken
Yani ne diyoruz biz Fecr-i Sadık doğarken? Ortalık henüz karanlıkken kırmak. Neyi? Sabah namazını. Ne zaman kılıyoruz? Tahlis. Karanlıkken ortalık henüz ağır mı? Tam böyle hani sabahın böyle ışıkları, daha doğrusu sabahın, günün kendine has o rengi var ya, sabah, o sabahın ortaya çıkmadığı karanlıkken kılmak, tahlis. Bir de bunun tam tersi var, isfar. İsfar ne? Tahlisin zıddıdır. Şunun zıddı, buna isfar deniliyor. Fecr-i Sadık doğduktan sonra hava, Hanefi mezhebine göre tahlis, değerli hocalarım, Hanefilerce daha faziletli kabul edilmiş. Fakat sonrasında vakfe yapılacağı için Müzdelife'de kılınan sabah namazı vaktin evvelinde kılınması tahlis olarak daha uygundur. İsfar biraz beklemek. Tahlisin tam zıddı. Güneş doğmadan hani biz ne yapıyoruz camide? Geldiğimiz zaman değil mi? Programımız ne? Bizim camide mukabele okunuyor. Ramazan dışında da, Ramazan içinde de. Pandemiden öncesinde böyle yapılıyordu. Uygulana gelinen bir gelenek vardı. Bu gelenek sabah namazı ezanından sonra cüz okumaktı. Her sabah namazında ezan okunduktan sonra sünnet kılınmadan bir müddet hem cemaatin toparlanmasını hem de o vakiti değerlendirmek adına işte Yasin Şerif okuyorlar. 6 sayfa. Biz cüz okuyoruz. Yarım cüz. Dolayısıyla cemaatin hem gelmesini hem de orada bir müddet beklemek. Sebep, maksat Hanefilere göre isfar vaktini bekliyoruz. İsfar. Yani Fecr-i Sadık doğduktan sonra. Fecr-i Sadık bak. Güneşle karıştırma sakın ha. Fecr-i Sadık doğduktan sonra hava aydınlanınca kılmak biraz. İbrat ne hocam? Şurası B olacak. İbrat hangi namazla alakalı? Öğle namazıyla alakalı. Öğle namazını geciktirip serinlikte kılmak. Bunlar önemli. Namaz sınavlarda, ben size söyleyeyim, sınavlarda bu zamana kadar bu bölüm tahlis çıktı zannedersem. Diyanet sınavlarında isfar da çıktı, ibrat da çıktı. Çıkmayacağı anlamına gelmez. Bu önemli. Bu taraf mektube, mestun, revatip, regaip ve nafileyi zaten bilebileceğinizi düşünecekler için sormayabilirler. Bu kavramlar şu anlık bilginizde olması hasabiyle önemli kavramlardır. Muhakkak takip ediniz. Sevda hocam demiş ki kesinlikle faydalı oluyor. Sadece biraz geç tanıdık. Olsun hocam. İnşallah derslerimiz devam ettiği müddetçe faydalanacağız. Faydalı bir ders. Evet. Cihat Gedik hocam demiş ki peygamberimizin hadisini hatırlatmış. Teşekkür ederiz. Faruk Çetin hocama saygı, sevgi ve selamlarımı sunarım. Ankara'ya değerli hocama, bizim için değerli bir hocalarımız. Allah razı olsun. Allah sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Bilgisinden istifade ettiğimiz örnek şahsiyetlerimizden, değerli hocalarımızdan. O demişken onun kitabını hemen hatırladım. Hep unutuyorum. Faruk Çetin hocam izliyor gerçi de. Diyanet İşleri Başkanlığı görevde yükselme sınavlarında 637 soru ve cevaplı Faruk Çetin hocama ait bu görevde yükselme ünvan değişikliği. Yani murakip olmuş, murakip olacak, din işleri uzmanı olmuş, din hizmetleri uzmanı, daha doğrusu din hizmetleri uzmanı olmuş veyahut da işte kurumda şube müdürü olmuş olacak. Onların el kitabı, bir imamın, ben bazen bakıyorum, bilmediğim ne kadar mevzuatla alakalı bu arkadaşlar. Görevde yükselme sınavı, Diyanet İşleri Başkanlığı mevzuat. Faruk Çetin hocam izleyince bir anda aklıma geldi. Onun kitabı bu. Faruk hocama saygı, sevgi ve selamlarımı sunarım. Kendisi gönderdi. Emeğine sağlık. Gerçekten de
alanında ilk ve tek kitap Faruk Çetin hocama ait. Görevden yükselme sınavında giren arkadaşlarımız vardı. Mülakatı bekliyorlardı. Mülakattan önce muhakkak bunu incelemeleri gerekiyor. Diyanet Vakfı tarafından bastırıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Baskı Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Vakfı'na ait yani. Diyanet kitaplarında, seçkin Diyanet kitaplarında bulabilirsiniz. İyi ki hatırladım ya. Unutuyordum, her ders unutuyordum. Bu görevde yükselme ile alakalı biz de görevde yükselme sınavına gireceğiz. Sizler de imam arkadaşlarımız, değerli hocalarımız, ilahiyat mezunuysanız, 4 yıllık ilahiyat mezunuysanız muhakkak bu sınavlara başvurunuz. Evet, vaktinizi aldık diyelim ve devam edelim değerli hocam. Şimdi değerli hocalarım biz bu bölümde, burayı siliyorum artık, bu kavramları biliyoruz değil mi? Yani taglisin, isfarın ve ibratın ne demek olduğunu biliyoruz. Çok güzel. Şimdi biz gelelim arkadaşlar, birkaç tane daha kavram var. Onlara gelelim. Onlar da önemli kavramlar. Bilinmesi gereken, muhakkak bilinmesi gereken, öğrenilmesi gereken kavramlar sınavda karşımıza çıkabilir. Çıkmasa da, ya bunlar benim sınavda karşıma çıkmasın arkadaş. Çıkmasa da biliyor olmam lazım. Bir din görevlisi olarak bu alana hakim olmam lazım. Değerli hocalarım, fe-i zeval. Fe-i zeval, güneş tam tepedeyken eşyanın yere düşen gölge uzunluğu demek. Güneş tam tepedeyken güneşin tam tepede olduğu vakit asr-ı evvel öğle namazı vaktinin çıkması demek. Öğle namazı vaktinin çıkmasına ne deniyormuş? Hukuk diyorum. İlmihal literatüründe asr-ı evvel. Örfi gündüz. Örfi gündüz de değerli hocalarım, güneşin doğmasından batmasına kadar geçen zamana denir. Şimdi şurası gün. Güneşin şurada doğmuş, doğu diyelim. Şuraya batı diyelim. Güneş burada batmış. Ne kadarlık bir zaman bu? İşte diyelim ki 14 saatlik bir zaman diyelim. İşte bu 14 saatlik zaman dilimine güneşin doğduğu itibaren zamandan battığı zamana kadar geçen bu süreye İslam ilmihal literatüründe örfi gündüz deniliyor. Asr-ı evvel öğle namazı vaktinin çıktığı anlamına gelen kavram. Fe-i zevali zaten açıkladık. Gelelim mekruh vakitlere. Burası da önemli. Evet. Herhalde görülmüştür. Zamanımız kısıtlı olduğu için sizler videoyu tekrar çevirip izleme imkanınız zaten var. Yükleme problemi olmadığı zaman bazen yükleyemiyoruz. Onları tekrar telafi edeceğiz. Mekruh vakitler önemli. Değerli hocalarım, bizim hangi vakitlerimiz mekruh? Hiçbir namazın kılınamayacağı 3 vakit var. Üç vakit. Neden? Değerli hocalarım, güneşin doğmasından yükselmesine kadar şuruk zamanı, kavramsal karşılığına bak. Şuruk zamanı, yani bu yaklaşık olarak 40 ve 45 dakika. Değil mi bu zaman? Güneşin doğmasından yükselmesine kadar geçen zaman, güneş doğmuş ve biraz yükselmiş, şuruk zamanı 40 ve 45 dakikalık bir zaman dilimi, burada bu vakitlerde, mekruh vakitler bunlar, güneşin tam tepe noktası, yani biz buna ne diyoruz?
Vakti istiva. Değerli hocalarım, vakti istiva mekruh. Hiçbir namazın kılınamayacağı, cenaze namazları hariç tutulacak 3 vakit namaz. Vakti, çünkü cenaze namazı cenaze duasıdır aslında. Namazdan ziyade orada bir dua var. Kendine has da bir duası olduğu için o yüzden cenaze namazlarında mekruh vakit yoktur. Güneşin tam tepe noktasında olduğu zamana vakti istiva diyoruz. Yani şu şekilde güneş tam tepede, burada namaz vakti, öğle namazı kılınmaz. Beklemek zorundayız. Zaten öğle namazı vakti girmedi daha. Burada sünnet kaza namazı kılacağım hocam. Ya biraz bekle. Mekruh vakitler bunlar. Üçüncüsü, güneş batma zamanı. Yani ne diyoruz biz buna? Grup, gurbet. Şöyle olacak, grup. Grup zamanı. Değerli hocalarım, şu üç vakitimiz var bizim. Bu üç vakitte namaz kılmak, hiçbir namazın, ileride anlatacağım hangi namazların, hiçbir namaz derken istisnaları var. Şuruk namazı, şuruk zamanı 40-45 dakikalık zaman. Güneşin sabah namazından, güneşin doğmasından itibaren 40-45 dakika beklemeniz gerekiyor. Vakti istiva, güneş tam tepedeyken, grup zamanı, güneşin batma zamanı, ikindi namazının biliyorsunuz akşam namazından önce ikindi namazı vaktinin artık kılınması gerekiyor o vakitte. Kılınmamışsa sadece farzı kılınması gerekiyor. Grup zamanı, güneşin batma zamanı. Bu üç vakitte mekruh vakitlerdir. Hocam neden? Şu sebepten dolayı müşrikler, değerli hocalarım, Lat, Menat ve Uzza'ya ibadet edecekleri vakitler bu vakitlerdi. Müşriklerin ibadet vakitleri şuruk zamanında ibadet ediyorlardı. Vakti istiva, güneş tam tepedeyken ibadet ediyorlardı. Grup zamanı ve güneşin batma zamanlarında ibadet ediyorlardı. Müşrikler putlarına bu vakitlerde ibadet, ittiba ettiklerinden dolayı bizim bu vakitlerde namaz kılmamız, secdeli namazlar kılmamız, farz namazları dışında ikindinin farzı istisnai tutulursa grup zamanında bu vakitlerde namaz kılmamız, namaz diyorum bakın, mekruh vakitler olması hasebiyle kerih görülmüştür. Şıklarda şuruk zamanı, vakti istiva, grup zamanını kesinlikle ama kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Ben Nurettin Gültekin. Burada kalalım. Vaktimizi çok fazla, evet, yeterli olacağı düşüncesindeyim. Bugün ne işledik? Değerli hocalarım, bugün namaz bölümünde namazın çeşitlerine başladık. Hanefilerin namazı farz, vacip ve nafile olarak üçe ayırdıklarından söz ettim. Sonrasında cumhura göre farz ve nafile olarak iki kısma ayırdım. Mektube, mesnun, aynı zamanda revatip, regaib ve nafile kavramlarını tahtaya yazdım. Ve yine aynı zamanda namazın şartlarını yazdım tahtaya. Namazın rükünlerini yazdım. Güzel. Tadil erkenden bahsettim. Huruç bisunihi anlattım. Sonrasında tahlis kavramını açıkladım. Feyiz evvel, asr-ı evvel, örf-i gündüzden bahsettim. İbrat, tahlis, isfar kavramlarını tahtaya yazarak açıklamaya çalıştım. İlmihal dersinde bu üçüncü dersimiz. İnşallah faydalı olmuştur. Ben Nurettin Gültekin. DPT eğitmeni, DPT derslerine canlı olarak 2018 yılından beri devam ediyoruz. Bu dersler Allah nasip ederse, sağlık, sıhhat, afiyet verirse, sizlere de versin, sınavlara kadar devam edecektir. Soru çözümlemeleri ileriki konular bittiğinde başlayacak. Acele etmenize gerek yok. Konular bir işlensin. İlmihal konularında bir ilerleyelim. Ve Allah nasip ederse faydalı bir ders, sınavda sonuç alıcı, DPT sınavında bizi rakiplerimizden ötelere taşıyacak
artı bir güç, bize puan olarak mülakatta elimizi kolaylaştıracak bir çalışma içerisindeyiz. Yine MVSTS sınavları için, Diyanet sınavlarının tamamında bu dersler bizim için önemliydi. Hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle sizleri muhabbetle selamlarım. Cumanız mübarek olsun. Rabbim sizlere bulunduğunuz, görev yaptığınız, bizleri takip ettiğiniz yerlerdeki cami cemaatinize, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza, komşularınıza, annenize, babanıza sağlık, sıhhat ve afiyetler versin. Cumanız, cumamız mübarek olsun. İnşallah Ayasofya'da kılacağımız cumalara Rabbim bizleri kavuştursun.